Merhabalar hocam, tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Bu hafta hangi masalı konuşuyoruz? Bu hafta güzel ve çirkini konuşuyoruz. Şimdi güzel ve çirkin, bize Türkçe güzel ve çirkin diye tercüme Evet. edilmiş. Ama İngilizcesine bakarsak ve öz şeyine bakarsak, metinine bakarsak, Beauty and the Beast diye tercüme edilmiş. Beauty güzelliktir. Güzellik aslında. Güzel değil, güzellik. Güzellik. And the Beast ise canavardır, yaratıktır, yırtıcı olan. Bu çirkinlikle alakası yok aslında. Kendi içimizdeki olan vahşi tarafla alakası. Doğan tarafla, yani insan doğduğunda vahşi bir tarafı var, hayvani bir tarafı var. Onu güzelliğe çevirebilmek. Ana konuyu burada spoiler olarak verdik aslında masalın. Kendi içimizdeki celalden cemale geçmek olsun. Bunu tabii ki dini bir altyapısı var. Ne kadar Hristiyan dini olsa da bunu tasavvuf diliyle de anlatabiliriz ki öyle yapacağız masalı açarken. Şimdi yırtıcı olan, canavar olan anasından doğandı. Her birimiz bu dünyaya gelirken hayvani bir sıfatla geliyoruz. Hepimiz kötülük yapmaya meyilli olarak geliyoruz. Yırtıcıyız. Kırabiliriz, dökebiliriz, kan akıtabiliriz. Bu bizim hayvani sıfatımız. Bu celalli tarafımız. Biz bunu yontarak, biz bunu evcilleştirerek, o hayvani tarafımızı evcilleştirerek kendimizdeki güzeli bulabilecek miyiz? Hani bizde bir tabir vardır. Güzele bakmak sevaptır. Evet. Aslında güzel bakmak sevaptır denir burada. Biz o güzele bakmayı becerebilme yöntemini bize bu masal anlatıyor. Dolayısıyla biz de güzel ve çirkinle güzelliğe nasıl ulaşacağımızı, evet oradaki karakter olan genç kızla bunu öğreniyoruz. Evet. Ama bir de bunun yanında gül meselesi var. Masalda bir gül hikayesi var. Şimdi bu gül hikayesini bugün açmayacağım. O Masa, derin bir mevzu evet, zaten, çok konuşulacak. dini bir mevzu. Orayı masalı daha derin açtığımızda daha derin bir şekilde konuşacağız onu. Az önce bir şey dediniz. İşte Tanrı, Allah bize burnumuzu öğrenmiyorsak sürte Evet, sürte öğretir. tabii. Yani şey diyebilir miyiz? Yaradan da bize celaliyle gösteriyor o zaman. Bravo. Celal yüzüyle Tabii. bize hep gösteriyor. Ya bu da mı ya? Bu da mı ya dediğimiz çok an var. Tabii. Ya, bu da olmaz. Allah'ım böyle de olmasa nasıl olurdu filan. Evet. Çok deriz. Neden benim başıma geldi? Tabii. Hep bu konuştuğumuz şeylerdir. Doğru. O zaman bize celal yüzünü gösteriyor ki biz kendimizdeki cemale mi uyanalım? Bravo. Bu yüzden Zülcelali vel İkram denir. Zül ne demek? İşte önce celal, sonra ikram. Zülcelal, Sonra. sonra ikram. Demek ki Allah önce bize sınavı koyuyor, sonra ikramını veriyor. Çoğumuz da öyle değil miyiz? Başıma niye bu geldi dediğimizde Evet, çok 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 söyleriz. zaman sonra deriz ki iyi ki gelmiştir. Yoksa ben bunu Evet, öğrenemeyecektim. yani iyi ki Ben gelmiş buradan deriz, değil mi? Yani evet, tabii çıkamayacaktım. işte bu önce celal, sonra ikram. Hayatın hepsi zahmetten rahmete ulaşmaktır. Zahmetten rahmete. Rahmete ulaşmak. Hepimizde de gerçekten öyle aslında. Evet. Hani rahatlık da olsun diliyoruz, Evet. söylüyoruz, kolaylıkla olsun. Tabii bu Bunu nefsin isteğidir. diyoruz. Nefs böyle ister. Nefs hep de her zaman rahat ve kolay ulaşılmasını ister. Ama bizim öğrenme şeklimiz hep zahmet üzerindendir. Unutmayız mesela Evet. zor öğrendiklerimizi. Ama sevgiyle öğrendiklerimizi genelde dikkate almayız. Evet. O zaman bu hani söylemlerde çok var ya, işte zorla öğrenmeyelim, aman işte kolaylıkla öğrenelim filan. Halbuki bunun böyle olduğunu, Tabii. celal yüzüyle bize hayatın öğrettiğini, yaradının öğrettiğini, hani ne kadar güzellikle Evet. kabul edersek, Bravo. bunu içselleştirirsek, bu oldu geçti, bu oldu geçti, Tabii. şimdi sıra bundaydı diyebilirsek, Tabii.
Hocam böyle bir şeyler, ampuller yanıyor sanki. Sizden sohbette masal konuşuyoruz aslında ama Aynen. böyle güzellikler oluyor diyebilir miyiz? Evet, zaten masalın ismi neydi? Güzellik Güzellik ve ve yaratık. yaratık. Şimdi. Yani o içimizdeki yaratık. Evet. O içimizdeki yaratığı da göreceğiz ki güzelliğimizi fark edelim. Tabii o yaratığı evcilleştireceğiz ki kendi içimizdeki güzellik açabilsin, kendini O gösterebilsin. zaman diyorum ki sizin sözünüzle bağlıyorum. İçimizdeki yaratığı görüp kendi güzelliğimize uyanmak için yetişkinlere uyanış Ne güzel. Herkesi davet masalları. ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Evet, ne güzel. Masallar bitmez bizde. Bakalım yolculuk bizi nereye götürürse sohbetlerimize başka konularda da devam ederiz. Aynen. Uygun mudur hocam sizin için de? Uygundur. Rabbim ne eylerse güzel eylermiş. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür ederim. tekrar bir Sağ olun. arada olduğumuz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hocam. Teşekkürler.